Merhaba arkadaşlar. Bir önceki video veri tabanımızı Access'te hazırladık. Şimdi tasarımımızı oluşturalım. Şimdi projemizi açtığımız zaman bizi bir form sayfası hazır olarak karşılıyor. Önce bu formun ismini değiştirelim arkadaşlar. Yukarıda şurada text kısmına eczane otomasyonu diyeceğim. Otomasyonu. Tamam. Bize ne lazım arkadaşlar? Bunun center merkezde açılması için center yapalım. Bir de şuradaki font border var ya arkadaşlar. Font border. Biz bunu şöyle yapalım. Fixed yapalım. Yani açıldığı zaman, proje açıldığı zaman ortada açılacak. Biz bunu küçültüp büyütemeyeceğiz ve sadece kapatma seçeneğimiz olacak. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz menüler oluşturacağız arkadaşlar. Menü script. Bir tane menü script atalım. Bu menü script'larımız ne yapacak? İlk menümüz şu olsun arkadaşlar. Hastalar başlığı altında. Hastalar başlığı altında. Alta inelim. Yeni ya da hasta kaydı diyeyim. Hasta kaydı. Tamam. Hemen altına inelim. Hastaları listele olsun. Hemen altında. Hastaları sil olsun. Tamam. Hasta sildiğim ya da direkt ve hasta güncelle olsun. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi diğer butonumuz hastalardan sonra ilaçlar olsun. İlaçlar. İlaçlarımızın seçenekleri şunlar olsun. İlaç kaydı olsun. İlaçları listele diyelim. İlaç sil. İlaç güncelle olsun. Yeterli. Hemen yan butonunda ne olsun arkadaşlar? Güvence. Arkadaşlar. Güvencemiz şurada. Güvence ekle diyelim. Ekle. Güvenceleri listele olsun. Ve güvenceyi güvence güncelli olsun. Yani biraz aynı kelime gibi oldu ama olsun. Tamam. Bir de şurada ne olsun? Çıkış butonumuz olsun. Çıkış. Şimdi bunlar olacak. Biz bunları Data Grid View'de göstereceğimiz için bir tane Data Grid View ekleyelim şöyle. Tasarım kısmıyla çok uğraşmayacağım arkadaşlar. Kaba bir tasarım oluyor ama siz bu ince işçiliği siz daha güzel yaparsınız. Eğer ben yapacak olursam çok zamanınızı alır. 3 saatlik video 9 saatte biter. O yüzden tasarım kısmıyla çok uğraşmayacağım. En fazla temel tasarım kısımlarını düzeltiyorum. Mesela bunu şuna sağ tıkladım. Properties'ten oto kolumunu fil yapalım. Şuradan fil yapalım. Tamam. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bize şunu sileyim. Gerekli olan şeyler şurada sık kullanılanlarda label. Bir tane label ekleyeyim. Şuraya. Label'ımız olsun. Bir tane text box ekleyelim. Text box'ımızı da şurada alalım. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu TC no ya da hasta no diyelim ya da TC gibisinden kısaltabiliriz. Parantez içerisine alabiliriz. Hasta bilgilerini girmiş olacağız. Bunu kopyalayayım arkadaşlar. Ctrl C, Ctrl V. Hemen götürelim. İlaç ya da barkod no diyelim. Barkod no. Tamam. Devam edelim. Bize başka ne lazım? Adet lazım. Adeti hatta bunları şunları yanlış yaptık arkadaşlar. Bunları numerik pardon. Geri getirdim. Şunu masked yapacağım arkadaşlar. Burada bunu da masked yapalım. Tamam. Masked. Masked text box olsun. Şunu seçelim. Burada en fazla 11 karakter olacağı için şöyle yapalım. 5 tane burada var. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu bir şekilde olacak. Hemen bunu kopyala yapıştır yapalım. Barkod node'a
İsterseniz bu barkod numarası da en fazla 5 karakter olsun. Tamam, bu şekilde. Şimdi barkod numarası hazır. Biz numarik updown vardı ya arkadaşlar. Bunu ekleyelim. Bunu adet olarak ekleyeceğiz. Şu kopyala yapıştır yapalım. Şurada adet diyelim. Adet. Tamam. Bunu biraz şöyle küçültelim arkadaşlar. Adetimiz böyle olsun. Şimdi bu müşteri bu ilaçtan bu kadar adet aldı. O zaman bir tane bize buton lazım. Satış yap. Buna da satış yap diyelim. Şimdi bunları hizalamak için isterseniz şöyle seçip şunu da şöyle alsak. Hizalamak için ara boşlukları şöyle ayarlayabiliriz ama yukarıya olan boşluğu da şununla yapalım. Ya da aşağıya hizalayalım. Şu şekilde. Tamam. Şimdi şunu biraz şuna yanaştıracağım. Yeşil, şu pembe gibi işaret görürseniz bu ortalanmış demektir. Bunu da şuna göre yapalım. Adeti satış yap. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Önce şu çıkış butonu ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Formu kapatacak. O yüzden application exit yapalım. Bu butonu bir baştan çıkartalım. Hemen tasarım kısmına gene dönelim. Bu tamam. Şimdi buraya satışların gelmesini istiyorum değil mi? Bir tane satış yapmıştık sanırsam Access'te. Onların gelmesi için formun boş alanına load'a tıklayalım. Önce using system data. Biz neyi kullanacağız? SQL mi? Hayır. OLEDDB'yi kullanacağız. OLEDDB. Şimdi şurada formun load'u burası ama bir tane void listele diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu veri tabanımızdaki verileri bize getirsin. Ne yapacak? OLEDDB connection'ımızı oluşturalım. Con diyelim. Ne yapacak bu? Bizim burada provider'ımız ne olacak? Provider'ımız. OLEDDB ACE 12.0 data source'umuz DB neydi arkadaşlar? Eczane DB ASS DB. Yani veri tabanımızın ismi buydu arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz derseniz hemen şöyle tasarıma gelelim. Şurada veri tabanımız open folder. Eczane E'si büyükmüş, Eczane DB'ymiş. Hemen onu aynısını yazalım arkadaşlar. E'si büyük, Eczane DB. Şuraya da Microsoft ACE OLEDDB 12.0. ACE OLEDDB 12.0. Evet, Microsoft ACE OLED Provider. Tamam. Şimdi veri tabanımızın connection'ı hazır. Ne yapacağız? Verilerimizi DataGrid'e çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden bir tane komut oluşturalım istersen. OLEDDB komut. Buna komut diyelim isterseniz. Komutumuz şu olsun. Select yıldız from tablolarımızın ismi neyi arkadaşlar? Satışlar. Değil mi? Satışlar. Connection'ımız yani gösterdiğimiz connection'dan alacağız. OLEDDB data adaptörümüz DA yapalım. Bir tane adaptörle alalım bunu. Komut içerisine ekleyelim. Tamam. Data table oluşturalım. Data table. Tablo. New data table. Tamam. Data adaptörü fill komutuyla tabloyu dolduralım. Ve biz bunu data grid view'in data source'unu alalım. Neyi alalım? Tablo. Şimdi form açıldığı zaman listele fonksiyonu çağıralım. Bir çalıştıralım. Buraya kadar olan kısmı görelim arkadaşlar. Şu açmaya çalışıyor ama eğer veri tabanında bir hata yapmadıysak açılır. Hata yaptıysak hata uyarısı vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi açıldı. Bağlantıyı kurdu. Zaten veri tabanımızda projemizin içerisindeydi. Bir tane de kayıt yapmıştık. Gördüğünüz gibi kaydımızı gördük.
Hastası TC numarası bu, ilaç numarası bu. Bir adet almış 100 TL'ymiş. Durum aktif. Yani bunları kullanacağız arkadaşlar ilerleyen kısımda. Tabii bu veri tabanıma deneme amaçlı kaydetmiştik. Artık kayıtlarımızı biz buradan gireceğiz. Değil mi? Tabii hasta kaydını, ilaç kayıtlarını öncesinden yapacağız. İlgili hastanın verilerini buradan seçip satış yap dediğim zaman buraya kaydımız düşmüş olacak. Şimdi tasarım kısmına tekrar gelelim. Tasarım kısmımızı yaptık arkadaşlar. Satışlar veri tabanındaki verileri de Data Grid View'e getirdik. Bir sonraki video satış yap butonunu ve diğer işlemleri yaparak projeyi bitirmeye doğru ilerleyeceğiz. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.